Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Nasıl oldun Emine? İyiyim, daha iyiyim Meltem Hanım. Emine, senin bana söylemek istediğin bir şey yok değil mi? Yok Meltem Hanım ya. Yani görünüşe aldanmayın siz. Tamamen benim hatam. İstersen akşam erken çıkar, birazcık dinlenirsin. Olur ama bununla ilgisi yok da. Kadriye anne şimdi gelmeden ben evde olursam daha iyi olur Meltem Hanım. İyi tamam. Aa ne yapıyor ya? Ne zamandır görmedim ben onu. Vallahi iyi. İşte internet kursuna gidiyor. İnternet kursu mu? Ha, internet kursuna yazıldı. İlla internet öğreneceğim dedi. Vallahi bravo. Yani bravo. Kendi için çok iyi bir şey yapmış. Tabii tabii. Her şey yapar o. Her şey yapar. Yakında bilgeçsi bile geçer. İnşallah bak. Ben de işimi bitiren de çıkayım. Bence sen bu kadar emin olma. Ya eminim Gönül abla. Bütün kızlar almışlar elbiselerini. Benim işim çok zor. Yok ben zaten emin değilim de şüpheleniyorum. Dur bakalım. Ayrıca böyle bir şey hiç hazır değilim. Yani bu saatten sonra olmaz. Çok mu geç Meltem abla? Diktirebiliriz falan demiştiniz. Ben çok mu geç kaldım mezuniyet elbisem için? Ay canım benim. Yok. Hiç geç değil. Diktiririz. Olmaz tabii. Olmaz yani. Yani yok sana olmaz demedim. Ha. Meltem'e başka bir şey için. Bizim aramızda başka bir şey var. Onun için olmaz. Senin elbisen olur. Çok güzel olur hem de. Umarım. Evet olur. Ayrıca yani benim gelecek planlarım arasında yok böyle bir şey. Sizin yoktur tabii ki ama benim gelecek planlarım arasındaki en önemli şey bu şu an. Hadi kalk bir eczaneye gidelim. Ha? Yani eczanede bulabileceğimizi zannetmiyorum ama... Her öneriyi açıyorum şu an yani. Merveciğim, bak sana ne diyeceğim. Sen yukarı çık, birazcık daha test çöz, tamam mı? Biz de Meltem ablanla şöyle kısa bir yürüyüş yapalım. Evet. Ya ben de geleyim, hem biraz hava alırım. Olmaz. Şimdi sen gelirsen Orçun da gelmek isteyecek, iş büyüyecek. Ya. Olmaz. Evet. Ya o da doğru, Orçun da biraz kıskanıyor. Kıskanıyor biraz seni. Tamam. Hadi o zaman. O zaman ben kaçtım. Kahvede çok güzel olmuş. Hadi afiyet olsun, güle güle. Güle güle. Çabuk ol, gelecekler şimdi. Bir an önce gidelim şu eczaneye. Çantamı al, hadi yürü. Para al, telefon, tamam. Merhabalar. Merhaba. Ne haber Gönülcüğüm, nasılsın? İyi işte, nasıl olsun, iyiyim. Ne yapıyordunuz? Ne olacak işte, çocuklardan falan konuşuyorduk. Meltem'le mi? Evet. Meltem nerede Gönül? İçeride canım, gelin. Merhaba. Hoş geldiniz. Çocuklardan konuşuyordunuz ha. Nasıl büyüdüler be, vallahi ha. Jet gibi büyüyorlar oğlum. Baksana bize, ortaokul, lise, üniversite derken... ...şimdi ne havuç var, ne duygu. Uçup gittiler, sizinkiler de uçup gidecek. Yine de ayaklarının üzerinde dursunlar, büyüsünler şöyle... ...büyüdüklerini görelim de. En güzeli o, başka ne ister ki insan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz aslında hata yaptık. Vallahi. Daha çok çocuk yapacaktık yani. Şimdi böyle evde bir ses olsaydı ne güzel olurdu. Aman canım yani onlar da büyümeyecek miydi sonuçta? Büyüyecekti. Tabii canım hepsi büyüyor çocukların yani. Doğuyor bebek falan derken büyüyorlar yani bir şekilde büyüyorlar. Olsun ya oyalanırdık. Yani TEOG'tu, üniversiteydi derken böyle vakit geçerdi. Siz TEOG'la falan uğraşıyorsunuz ya. O kadar imreniyorum ki bazen. Yani keşke bizim de çocuklarımız olsaydı da biz de uğraşsaydık diye düşünüyorum. İşte Merve ile Orçun var, onlarla ilgilen. Hem zaten Orçun'un velisisi. Yok, sen varken kimsenin sözü geçmez Muminat teyze. Her şeyin zamanı var abiciğim. Doğru söylüyorsun. Bak biz 2 çocuk yaptık, elde var 0. Öyle deme ya, biz varız. Yalnız değilsin yani. Doğru, sen hala çocuk sayılırsın. Ya bir şey soracağım. Biz niye ayaktayız? Biz Meltem'le yürüyüşe gideceğiz de ondan. Yürüyüşe mi? Gerçekten nereye? Yürüyüşe hiç düşmez, hava alacağız değil mi Meltemciğim? Tamam canım, biz de geliriz size. İyi olur. Ha Haluk, ne dersin? Siz gelmeyin, biz gideceğiz Meltemciğim. Yok canım, gelelim. Seni yalnız bırakmak ister miyim ben Gönülcüğüm? Bırak, yalnız bırak beni canım. İkimiz gideceğiz. Gideriz değil mi Haluk? Ha? Öyle yapma abicim, gitmemiz, yürümemiz lazım. Bir kere zaten doktorlar ne diyor? Günde en az 10.000 adım atmak lazımmış. Hadi biz de gelin, beraber yürürüz. Hakikaten. Tabii tabii abi, çok önemli abi. Hadi gidelim hadi. Hadi. Benim şimdi aklıma geldi. Ben bu sabah spor yaparken sen bileğini burk. Ya. Doğru. Ben de unuttum. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Yok ben. Saçma bir şey düşünmüşüz. Yok. Oturalım. Evet. Hadi. Ben söylüyorum zaten. Bak, spor sağlığa zararlıdır diyorum. İnanmıyorsunuz bana. Ne bileyim, anlamadım ki ya. Yani. Spor sağlığa zararlı değildir Haluk. Evet, değildir Haluk. Fizik tedavi merkezlerine gidin. Bakın, hepsi sporcu. Cem, dikkatsiz spor yaparsan sakatlanırsın. Gökhan Töre'ye bak. Aslanlar gibi bir futbolcuydu. Ama bir sakatlandı, ayağını topa bile değdiremiyor. Öyle deme abiciğim, onların yaptığı ağır spor. Biz o ağır spordan bahsetmiyoruz ya. O başka bir şey yani. Niye onunla onu karşılaştırıyorsun ki? Taş fırın erkeği hafif spor yapmaz oğlum. Benim yapabileceğim en hafif spor boks. Ay Allah aşkına Haluk, boks demek bana ya. Diğer sporlarda bütün faul olan hareketler boksa sayı abiciğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, delikanlı sporu da ondan. Mutfak. Hayır, yok. Yani benim yemek hazırlamam lazım da. Dur, ben de sana yardım edeyim Meltem. Yok. Yok, yemek hazırlayacağım ben öyle. Vallahi inanamıyorum yani. Birbirini döveceksin diye. Vallahi. O nasıl yumruk atmak? Bu ne ya? Bu ne ya? Boks işte. Bu ne ya? Yani biz normalde gel desek gelmezler. Şimdi bizden önce hazırlandılar. Haluk işte. Adama siyah de, sana beyaz desin. Bir şey söyleyeceğim. Acaba asistanından mı söylesen, o mu getirse bir tane? Haluk'un duymasından daha kötü. Doğru söylüyorsun. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ay beynim durdu. Dur. Halledeceğiz bir şey. Meltem'e yalvardım. Gel dedim, yapabileceğimiz kadar çocuk yapalım dedim ama yok, dinletemedim. Ya niye diyorsun abicim ya? Bir kız bir erkek, 2 tane çocuğun olmuş. Daha ne istiyorsun? Ya olmuş ya, yeter bence yani. Oğlum, sayı sınırı koymayacaksın. Yani neyse o. Kısmet işi bunlar. Ya öyle deme ya. Yani kolay bir şey değil abiciğim çocuk büyütmek. Yani planlamak lazım. Çocuk doğuyor, büyüyor, onun okutması var, eğitimi var. Yani onunla ilgili bir sürü şey yapman gerekiyor. Niye? Sen bile olmuşsun işte. Ya dalga geçmemişim ya, Allah Allah. Yani her şeyi laf söyletirim ama kusura bakma yani, babalığıma laf söyletmem. Yani kolay bir şey değil baba olmak yani. Biliyorum. Sen de iyi bir babasın ama oğlum bak, uyanık ol. Çünkü şöyle söyleyeyim sana, bir çocukla böyle haşır neşir olabileceğin, öpüp koklayabileceğin yıl sayısı 10-11. 11-12 yaşına geldiği zaman çocuk zaten artık senin değil. Kimin? Arkadaşlarının. Nasıl arkadaşlarının ya? Bayağı. Bak, çocuk büyütmek 3 evreye ayrılır. 1, her şeye senin karar verdiğin dönem. 2, her şeye çocuğun karar verdiği dönem. 3, her şeye çocuğun arkadaşlarının karar verdiği dönem. O ne abiciğim ya? O 3. dönemi anlamadım ben. Ben Duygu'ya, kızım hadi tatile gidelim diyordum. O da baba önce arkadaşlarıma sormam lazım diyordu. Duygu'nun arkadaşları nereye? Biz tatile oraya. Oğlum, belli bir dönemden sonra iş senden çıkıyor. Arkadaşlar karar veriyor her şeye. Kesinlikle doğru söylüyorsun abi. Baksana, mezuniyet kıyafetle bile arkadaşları karar veriyor. Aynen. Yani senden çıkıyor olay. Aklıma bir şey geldi Meltem. Ben şimdi çocuklara falan bakayım diye bahaneyle çıkayım, alayım bir tane getireyim sana. Sahi mi? Evet, ne olacak canım? Yaparım ben onu. Vallahi. Merak etme. Ay öyle yapalım, başka türlü olacak gibi değil çünkü. Sağ ol Gönül ya. Evet. Ay dönüyorlar. Hadi. Ben bir çocuklara bakıp geleyim. Sen dur hayatım, ben bakarım canım. Hayır Tuna, ben bakarım. Hayır Gönül. Hayır Tuna, ben bakarım diyorum. Saçmalama Gönül, sen yorgunsun, otur ben bakarım. Ben yorgun falan değilim Tuna, bakarım ben. Hayatım bırakır mıyım seni ya? Ben gider bakarım. Tuna otur şuraya, ben bakıp geleceğim. Oğlum niye bile bile fırça yiyorsun? Niye ısrar ediyorsun? Bir kere söyledim, çekil kenara. Ben o yorulmasın diye yaptım abi. Yani anlamıyorum ki bazen de yani. Haluk. Şşt bana bak. Hı. Gel buraya. Şimdi senin bir kızın var. Dominant teyzenin de oğlu var. Ama sizin ikinizin bir çocuğu yok. Oğlum birlikte bir çocuk yapın. Olur mu öyle şey abi ya? Niye şimdi yani ne bileyim bilemedim yani. Ay ya sen nasıl böyle bir şeye karışabilirsin? Yani sen nasıl böyle bir konuda yorum yapabilirsin Haluk? Niye canım? Bebek olsa sevsek fena mı olur? Canım bu yaştan sonra ne çocuğu? Ne? Hiç gerek yok. Bu yaştan sonra bitmiş gitmiş. Vallahi ben kendimi hiç yaşlı hissetmiyorum. Bugün ringe çıkayım, ilk round'da knockout. Yani bu sohbet nasıl buraya geldi ben anlamıyorum yani. Sizin yüzünüzden biz geldiğimizde siz çocuktan bahsediyordunuz. Canım biz çocuktan bahsediyorduk. Bebekten bahsetmiyorduk yani yeni bir bebek dünyaya getirmekten hiç bahsetmiyorduk. Biz yapalım. Ay! Oğlum sen beni dinle bak. Güzel bir tane çocuk yapın. Zaten çocuğu sen büyütmüyorsun ki. Eline bir tane tablet veriyorsun. 4 saat tabletle oynuyor. Bir çizgi film açıyorsun, böyle onu seyrediyor. Yani senin yaptığın bir şey yok. Anladın mı? Çocukları tabletler büyütüyor. Sosyetik teknolojik çocuklar bunlar. Çaktın mı? Sen işin kaymağını yiyorsun. Arada gidiyorsun, öpüyorsun böyle bir yapıyorsun o kadar. Anladın? Yani korkmana gerektirecek bir durum yok oğlum. Yani doğru vallahi. Ya aslında ben neden olmasın? Yani Madonna bile kaç yaşta çocuk yaptı yani. Değil mi? Doğru. Aynen. Enteresan. Bak şimdi bir düşündüm, hayal ettim de olmayacak şey değil söyleyeyim. Ha bak buraya yazdım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.